Kalkulus 2 derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Konumuz Absolute and Conditional Convergence. Bugünkü konumuz. Seri konularında genelde testler üzerinden gidiyorduk. Bugün yeni bir test görmeyeceğiz. Yeni iki kavram öğreneceğiz. Ama bu kavramları daha iyi anlayabilmek için yapacağımız örneklerde aşağı yukarı gördüğümüz bütün testleri de kullanacağız. Yani bundan önceki konuları biliyor olduğunuzu varsayacağım anlatırken. Peki Absolute Convergence ile başlayalım. Mutlak yakınsaklık. The series sigma an converges absolutely if the series of absolute value sigma absolute value of an converges. Yani size bir seri verildiği zaman her bir terimi mutlak değerini alıp yeni bir seri oluşturuyorsunuz ve o yeni serinin convergent olup olmadığına bakıyorsunuz. Eğer o convergent ise bize verilen seri de converges absolutely ya da absolutely convergent, mutlak yakınsaktır diyoruz. Tabii böyle bir kavramın anlamlı olabilmesi için serinin eksi işaretleri de içermesi gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani tamamı pozitif olan bir seriden bahsediyorsak, mesela 1 bölü n ya da 1 bölü n kare filan gibi, onun converge etmesi de absolutely converge etmesi tamamen aynı şey oluyor. Arada bir fark yok. Ama bir artı bir eksi giden, yani alternatif olan bir seriden bahsediyorsak, tabii bu ikisinin durumları farklı olabilir. Yani serinin kendisiyle, serinin her bir teriminin mutlak değerini alarak oluşturduğum diğer seri, ikinci seri, iki ayrı problem gibi oluyor. Onlara farklı testler uygulamak da gerekebiliyor. Hemen bir örnek görelim. For example, the series sigma minus 1 to the power n plus 1 over n square converges absolutely. Because sigma 1 over n square is convergent. Yani şu bana verilen seride her bir terimin mutlak değerini alırsam şu seriyi elde edeceğim. Bu da daha önceden gördüğümüz, bildiğimiz, iyi bildiğimiz P series testten dolayı. Onun temeline de integral testi yatıyordu. Hatırlatayım onu. Convergent olduğunu gayet iyi bildiğimiz bir seri. Dolayısıyla şu seri absolutely convergent oluyor. Ve de absolute convergence implies convergence. Yani bir seri absolutely convergence ise zaten convergent olduğu açık. Hani matematiksel sembollerle de şöyle ifade edeyim. Sigma an yakınsak ise sigma, yani sigma mutlak değer an, pardon. Sigma mutlak an converge ediyorsa sigma'ya mutlaka converge etmek zorunda. Neden? Çünkü şu şundan kesinlikle daha büyük. Burada bir takım eksi işaretleri olabilir. Olmayabilir de her türlü bu bundan küçük eşit. Büyük olan converge ediyorsa küçük olan tabii ki converge edecek. Ana fikir bu. Conditional convergence, koşullu yakınsaklık şeklinde çevirebileceğimiz bir şey Türkçe'ye. Deminki durumun tam tersi. The series sigma and converges conditional if it converges but does not converge absolutely. Yani converge edecek, yakınsak olacak serimiz ama absolutely convergent olmayacak. Dolayısıyla hani bir soruda aslında iki soru çözüyoruz dedim ya. O sorulardan birincisine cevabım evet. Yani verilen seri converge ediyor mu sorusuna evet. İkinci soruya, yani verilen seriden ben mutlak değer alarak ikinci bir seri elde edip onu test etseydim converge eder miydi sorusuna cevabım hayır olmalı. Mesela şu örneği verebilirim buna da. Alternating Harmonic Series. Bunu daha önce görmüştük. Bunun conditionally convergent, yani koşullu yakınsak olduğunu nasıl ispatlayacağız? Çünkü şunun converge ettiğini biliyorum. Neden? AST'den dolayı. Alternating Series testten dolayı. Onu da bir hatırlayalım. Terimler küçülüyor. Ve aynı zamanda da limiti sıfıra gidiyor. Ve de alternating bunlar converge etmesi için yeterliydi. Fakat bunun converge etmediğine de eminim. Bu da harmonik seri. O da integral testten dolayı diverge ediyordu. Şimdi bu converge ederken bu converge etmiyorsa o zaman serimiz conditionally convergent demektir arkadaşlar. Yani koşullu yakınsağı şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Şu eksilerin orada durma koşulu altında convergent. Yani eksiler durmasaydı da gene convergent miydi diye sorduğum zaman hayır. Eksilerin durma koşulu şart. O koşulu tutmak zorundayım yoksa converge etmiyor gibi hayal edebilirsiniz buradaki ifadelerin anlamını. Şimdi özeti arkadaşlar. We will change the way we view convergence. Şimdiye kadar hep soruları şöyle soruyordum. Is it divergent or convergent? Bütün serilere bakış açımız buydu. Divergent mı, convergent mi? Sürekli kafamızı meşgul eden soru buydu. Şimdi bu noktadan itibaren convergence'ı artık ikiye ayırıyorum. Absolutely convergent ve conditionally convergent. Tabii ikisi de gene convergent. Yani verilen seri her iki durumda da convergent ama absolutely convergent durumunda ondan elde ettiğim mutlak değerli seri de convergent. Bu durumdaysa değil. Yani ikinci bir seriye daha bakıp onu da test edip ona göre karar veriyorum. Şu iki küçük alt kümeden hangisine düştüğüne. İsterseniz örneklere gelelim artık.
is the series minus 1 to the power n plus 1 over n to the power e n times e to the power n absolutely convergent, conditionally convergent or divergent? Tabii soru ifadeleri de biraz uzadı. Is it convergent or divergent'in yerine artık bu şekilde 3 seçeneği de kapsayan şekilde soracağız soruyor. Şimdi absolute convergence'a bakalım öncelikle. Yani şu seriye bakalım. İşte daha önceki testler burada gündeme geliyor. Bu serinin convergence'ını nasıl inceleriz arkadaşlar? Bir önerisi olan mesela ratio testten yapabiliriz. Root testten de yapabiliriz. Bu iki türlü de oluyordu. Hatırlayacaksınız. Her iki türlü de o bizi ilgilendiren limit 1 bölü e çıkıyor arkadaşlar. 1 bölü e sayısı da tabii e 2'den büyük olduğu için 1 bölü e 1'den küçük oluyor. Dolayısıyla ratio testten veya root test kullanıyorsanız gene aynı mantık. Gene 1 bölü e çıkıyor. O da 1'den küçük olduğu için root testten dolayı bu bana verilen mutlak değerli seri convergent by ratio test. Therefore the series sigma minus 1 to the power n plus 1 divided by, yani bana ilk başta verilen eksi 1'leri de içeren seri de bu durumda absolutely convergent. Yani burada birazcık şanslıydık. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Yani taktik olarak iki soruyu, iki şeyi test etmek durumundayım ya. Bir bana verilen seri, bir de onun mutlak değerli serisi. İki ayrı seriyi test etmek durumundayım. O mutlak değerliyi önce test ediyorum. Çünkü burada olduğu gibi convergent çıkar ise diğer seriyi test etmek zorunda kalmıyorum. O mecburen test ediyor. O mecburen converge ediyor. Onu biraz önce söylemiştik. O yüzden bir testle durumu kurtarabiliyorum ve absolute convergence sonucuna ulaşabiliyorum. Şu seriye bakalım arkadaşlar. Bunu neye benzetsem, neyle karşılaştırsam yine aynı taktiği uyguluyorum. Eksilerden bir kurtulup bakıyorum. Bunu da tabii 1 bölü küp kök n'e benzetiyorum. 1 bölü küp kök n neydi? P serisinden dolayı divergent'tı. Umarım bunu hatırlıyordur herkes. Bu seriyi şununla karşılaştırırsam bu serinin terimleri daha büyük. Çünkü çıkarmışım. Therefore the series is divergent by comparison test. Yani comparison testten dolayı bu seri divergent oluyor. Yani dikkat edin. Şunun diverge ettiğini P series'den, şunun diverge ettiğini comparison testten dolayı söylüyorum. Peki bu seri için bir şey henüz söylemiş olmadık. Yani benim taktik çalışmadı. Bu soruda çalışmadı. Hani yapmam gereken işin yarısını yaparak kurtarabilir miyim diye düşündüm ama olmadı. Yarısını yaptım, öbür yarısını da yapacağım mecburen. Çünkü divergent çıktı. Öbür yarısıyla kastettiğim bana verilen serinin kendisinin converge mi diverge mi ettiği. Bu seri convergent arkadaşlar. Alternating series testten dolayı. Neden? Çünkü bir şeyler katsayılar azalıyor. Yani alt taraflar artıyor. Yani büyüdükçe. Dolayısıyla bir bütün olarak bakarsak bu kesirler azalıyor ve tabii ki limit de sıfıra gidiyor en sonsuza giderken. Küp köken sonsuza gittiği için şu limit sıfıra gidiyor. O yüzden alternating series testin şartlarını sağlıyor. Dolayısıyla bu seri convergent. O halde bana sorulan sorunun cevabı conditionally convergent. Bu yaptığım iki testte mutlak değerli olan divergent, diğeri convergent çıktıysa bu tanım gereği conditionally convergent anlamı taşıyor. Umarım anlaşmışızdır burada. Bir sonraki sorumuza bir bakalım. İsterseniz bunu siz bir deneyin. Videoyu durdurup, çok zor değil. Eğer bakar bakmaz divergent dediyseniz çok güzel. Evet, bu sorudaki seri divergent arkadaşlar. Çok özel bir test yapmıyorum. En klasik test olan nth term testi yapıyorum. Şu limit var mı? Biliyorsunuz converge eden herhangi bir seride n'inci terim sıfıra gitmeli. Bu sıfıra gitmiyor. Sonsuza gidiyor hatta. Ama şu oscillation'dan dolayı sonsuz diyemiyoruz da limit yok diyoruz. O yüzden nth term testten dolayı bu bana verilen seri divergent. Yani eksiler orada dururken de eksiler durmazken de her türlü divergent. Buna karşı da her zaman uyanık olalım arkadaşlar. Nth term test her türlü soruda işinize yarayabilir. Divergence'ı yakalama konusunda çok iyidir nth term test. Ama sadece o işe yarar. Convergence'ı yakalayamaz. Convergent olduğunu iddia edemezsiniz bir şeyin nth term teste dayanarak. Peki şuna bir bakalım, dördüncü sorumuz. Bu birazcık daha zor arkadaşlar. Bunu bir düşünün istiyorum. Burada birkaç trik var yapmanız gereken. Bir de hint vereyim. Cos np demek eksi 1 üzeri n demek. Yani kosinüs pi eksi 1, kosinüs 2 pi artı 1 vesaire olduğu için o eksi 1 üzeri n'den farkı olmayan bir ifade. Görürseniz şaşırmayın. Ama onun dışında artıyor mu azalıyor mu, hangi testten yapıyorduk, nasıl yapıyorduk bir düşünelim isterseniz. Bir fikri olan var mı? Şimdi herhalde çoğunuz şunu düşünmüştür. İki tane karekökü böyle çıkartıyorsam onun bir eşleniğiyle çarparım değil mi?
eşlenikle çarpar ve sadeleştiririm. O zaman bu çıkar. Kosen pi'lerin yerine de şunu koyarım. Ha, şimdi şuna bir bakalım. Yani bu seriyi unutalım artık. Şuna konsantre olalım. Çünkü ikisi aynı seri tamamen. Bunu yine iki ayrı açıdan inceleyeceğim. Bir, eksiler olmadan inceleyeceğim. O da diverge ediyor. Neden? Şu pi testten dolayı, şu da dikkat edin, comparison değil de limit comparison testten dolayı diverge ediyor. Burada comparison derseniz yanlış olur. Çünkü bu serinin terimleri, yani şu eksileri görmeden konuşuyorum. Şununkilerden küçük. Diverge eden bir şeyden küçük bir şey de diverge eder diyemeyiz. Öyle bir comparison yapamayız. O mantıksal olarak yanlış. Ama oransal olarak şu ikisi en sonsuza giderken aynı şeye gidiyor. Daha doğrusu bunun iki katı da, ya da 1 bölü 2 katı bakış açınıza bağlı. O convergence'ı değiştirmeyen bir şey. Yani sıfır ya da sonsuzdan farklı bir sayı olduğu için limit, birinin diverge etmesi öbürünün de diverge etmesini gerektiriyor. Birinci testimin sonucu bu. İkinci testim, eksileri orada tutarak yapıyorum testi. Yani bana verilen, direkt bana verilen serinin testini yapıyorum. O da tabii genelde AST'den oluyor arkadaşlar. Converge ediyorsa, etmiyorsa end term'den. Alternating series teste göre demin söylediğime çok benzer bir şey. Alt taraf büyüyor. Bir bütün olarak baktığım zaman küçülüyor. Limit de sıfır olduğu için alternating series teste göre bu converge ediyor. Bu iki iddiayı yan yana koyduğum zaman da conditionally convergent sonucuna ulaşıyorum. Tanım gereği böyle. Umarım anlaşmışızdır arkadaşlar buraya kadar. Çok fazla ilginç bir şey yok. İki kavram, ikisi birbiriyle yakından ilişkili kavram ve daha önce gördüğümüz birçok seri testi bilgisiyle bu konunun halledilemeyecek bir tarafı yok. Şimdi kendimizi test etme zamanı. Kalem kağıdımız yoksa alalım elimize, videoyu durduralım ve şu soruları çözmeyi bir deneyelim. Çözebildik mi? Bunun absolute convergent olduğunu umarım herkes görüyordur. Çünkü 1 bölü N4 P series testten dolayı bariz bir şekilde convergent. Şuna ne dersiniz? Burada da hep yaptığım hileyi yaptım. Bu divergent. Çünkü alt taraf ve üst taraf ikisi de N kare diye gidiyor. Oran 1 bölü 4'e gidiyor. Ama N-term test ne diyordu? Oran 0'a gitmeli diyordu. Üçüncü soruya bakalım isterseniz. Buna ne dersiniz? Bu birazcık daha uğraştırıyor arkadaşlar. Biraz uğraştıktan sonra conditional convergence sonucunu bulmuşsunuzdur umarım. Bu kabaca, yani bakar bakmaz benim gördüğüm n kare ve n küpten dolayı, tabii dominant terimlere bakıyorum üstteki ve alttaki. Bu 1 bölü n gibi davranıyor. Bu da o yüzden alternating harmonic series gibi davranıyor. Yani eksileri atarsanız diverge eder. Limit comparison testten dolayı harmonic series ile karşılaştıracağız. Eksileri orada tutarsanız converge eder. Neden? Alternating series testten dolayı. Onu ispatlarken de şunun adına f deyip n yerine x koyup onun türevini almanız falan gerekebilir. Yoksa azaldığını görmek çok kolay değil bunun. Yani her bir terimin bir öncekinden daha küçük olduğunu görmek orada türev işinize yarayabilir. Bunları alternating series konusunda anlatmıştık. Dördüncü sorumuz şu arkadaşlar. Buna ne dersiniz? Bu da conditionally convergent. Eksileri orada tutarsam alternating series'in çok basit bir uygulaması oluyor. Alt taraf büyüyor, kesir küçülüyor. Ama eksiği kaldırırsam biraz daha zor bir soru oluyor. Düşünürseniz bu olsa olsa integral testten olabilecek bir şey. Evet, integral testten bu ln ln n oluyor integrali ve diverge ediyor. Eksileri kaldırırsam diverge ediyor. Dolayısıyla conditionally convergent. Bu da son sorumuz bugünkü. Faktöriyel olunca ne yapıyorduk? Genelde ratio test yapıyorduk ama bu soruda faktöriyel var ve ratio test yapamıyoruz. Yani bizi bir yere götürmüyor. Umarım görmüşsünüzdür bunu. Başka bir şey deneyeceğiz. Yani her kuralın bir istisnası var. O yüzden en iyisi fazla kural ezberlemeyelim biz. Evet, yapabildik mi arkadaşlar? Bu absolutely convergent çünkü faktöriyelleri açtığınız zaman alt tarafın n küp olduğunu görüyorsunuz. Yani bu 1 bölü n küp gibi davranıyor. 1 bölü n kare converge ettiğine göre 1 bölü n küp zaten converge ediyor. P series'den bakın, comparison'dan bakın, nereden bakarsanız bakın. Yani bu absolutely convergent. Peki arkadaşlar, conditional ve absolute convergence konuları böyleydi. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste power series'e başlayacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum.